Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz posta kuşları. Posta kuşlarını kime soracağız? Çanakkale'ye gitmedik. Çünkü posta kuşundan, filo kuşundan doğulanlar. Mehmet Usta'mın yanına geldim. Posta konusunda uzman. Kendisi Çanakkale'de oturuyor. Zaten filo kuşlarını da bize tanıtan kendisidir. Mehmet Usta'm, öncelikle seni bir tanıyalım. Kendini bir tanıt bize, ondan sonra kuşları tanıyalım. İsmim Mehmet Pancar, Gaziantepliyim. Çocukluktan beri kuş bakıyorum, filo kuşu bakıyorum. Sürekli posta kuşları, filo kuşu. Sürekli kuşla ilgili. O zaman doğru yere geldik biz. Doğru yere geldik, hoş geldin. Şimdi hocam bize bir şöyle kuşları bir çıkar da kuşlar üzerinden bir iki bilgi alalım senden. Şimdi bizi izleyen arkadaşlara filo kuşu konusunda bir iki tüyo verir misin? Filo kuşunda sabırlı olmanız lazım. Kendi yavrularınızı kendiniz üretmeniz lazım. Yiyip içip sıçmaktan başka bir şey yaptığınız yok be. Başkasına, ya uçum için kendi yavrunu mu yapman lazım? Kendinden çıkartacaksın hepsini. Sonradan da erkeklerini ayıracaksın, dişileri ayıracaksın. Sadece erkek uçuracaksın. Peki, en az 2 yaş olması lazım. 2 yaşından sonra da yol öğretiyoruz biz. Ama postacılar, diğer postacılar cik yavruyken yol öğretiyor. Biz öyle yapmıyoruz. Biz 2 yaşından sonra. 2 yaşından sonra tüyünü yedikten sonra o zaman daha güvenilir oluyor kuşun. Yani bu gitmesi. Ben şunu anlamadım. Mesela şimdi kuşu 2 yaşına getirdim. Hı. Normal buraya alışmış. Örneğin gidip 5 kilometre ileriden mi bırakıyorsunuz? 10 kilometre. Kısım bırakıyoruz böyle. Bazen de kuşçu arkadaşların kuşuyla beraber bırakıyoruz. Birbirini tanısın. Kuş kuştan ayrılmayı öğrensin diye. Öyle uçuruz işte. Yani mesafesi nedir bunun yani? Mesafe bir kuşun zaten kanatlı kuş havaya çıktığı zaman 40 kilometre ötesini görebilecek kapasitesi var. Kafası çalışan kuş da 60-70 kilometreden gelir. İlla posta olması şart değil. Tamam. Şimdi ilk etapta 40'tan bıraktık. Ondan sonra gittik 70'ten bıraktık. Gelir mi? Gelir. Çıkardık 100'e bıraktık. Gelir tabii mi? Tabii anne babasının soyu sağlamsa gelir. Öyle yani damarı. Her filo kuşu da gelmez. Şimdi o zaman şöyle mesela diye... şimdi bu kuşları ben 100 kilometreden bırakıyorum. Bunlar aslında postayla kırılma kuşlar bunlar. Evet. Bunlar hep kırma yani. Bunların geldiği kuşların hepsi postayla, orijinal postalarım var. Onların normal postayla kırıyorum. Hem filo olarak daha güzel uçuyorlar. Posta kuşu düz uçan kuş. Düz gidiyor. Dümdüz gidiyor. 2 saat, 3 saat gidiyor. Ama bunlar öyle değil. Bunlar eksen çiziyor. Evin içinde sürekli dönüyorlar. Biz de öylesinden zevk alıyoruz. Şimdi biz bunun kitaplarını okuyoruz. Onlar da yani yıllarını tecrübe etmiş bu işin uzmanları. Bir de doktorları var onların. Doktorları şöyle bir şey dedi. Ben yazıya denk geldim. İlk defa orada gördüm. Hani kuş bakışını biliriz. Kuş işte yıldızlandır. İşte havadaki akımdan vesaire her şeyle yönünü buluyor da bir başka bilgiye sahip olduk biz. Şaşırdık. Bunu İngiliz, İtalyan bilim adamları bir araştırma yapmışlar. Demişler ki sadece görme yetisiyle değil, burnunun kokusuyla yönü de bulabilir. Tabii, bu gerçek mi? Navigasyon sistemi var postalarda mesela. İnsanoğlu anlamaz ama kuşlar gerçekten navigasyon sistemine göre uçuyor. Şimdi bu kuşların yön bulma duygusunu bitirdiler. Bazı istasyonu çoğaldı, işte istasyonlar kuşların manyetik alanını bozdular. Yani eskiden, teknoloji ilerledikçe onların manyetik alanını mı bozuyor? Eskiden kuşlar mesela 2 saatte evine gelirken şimdi 5-6 saatte zor buluyor evi. Aslında o kendi beceriksizliği değil, hayır, yönünü karıştırdığından çünkü... Şeyden, ekolojik denge işte bu... Baz istasyonu, bilmem ne istasyonları, bu kuşlar... Yani manyetik alanı onlar bozduğu için hayvan yönünü şaşırıyor. Kuş arama duygusunu bitirmemiş aslında da etki yapıyor. Peki o bilim adamlarının dediği gibi gerçekten koku alma duygusu... Burnundaki bir şeye göre benim bildiğim yani. Bir de bir kuş evini bulması için evinde yavru çıkarması lazım. Yumurta yapması lazım. O zaman daha da sağlam oluyor. Daha da evini çabuk buluyor. Yumurta görmeyen kuş eve zor gelir. Kesinlikle. Katılıyorum. Mehmet Usta, son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sen sağ ol, bizi kabul ettin. Geldik dostumuzun yanına, bize filo kuşlarını anlattın. Çünkü postaya biz işin doğrusu, sen de biliyorsun. Kuşçuluk bakıcı gönül yapmışız işi. Bunları ben ticaret yapmıyorum. Bu kuş gönül işi. Kuş biz burada merak gideriyoruz.
atıyoruz, hastalığımızı atıyoruz, sıkıntımızı atıyoruz. Bütün streslerimiz gidiyor burada. Bunu biz para için yapıyoruz. Şimdi sana niye geldik zaten, ben onu söylüyorum. Şimdi biz Rize'deyiz ama Rize'de de postayı bilmezdik. Çanakkale'ye geldik, postayı bilmez. Sen bana şimdi oradan 10 bin liralık bir çift takım posta ver. Ben ne yapacağım bunu? Bakıcı. Çünkü bakıcı başka yapacağım. Anlamam. Çünkü onu harcarım ben. Onun kıymetini sen bilirsin. Evet. Biz de zaten onun için sana geldik. Çünkü gerçekten öyle. Çanakkale'de... Şimdi bu kuşlar Suriye kuşu. Şu. Bunlar Suriye kuşu. Bunlar Bağdat'ı diye geçiyor. Bunlar dişisi etsiz olur. Erkeklere etli olur. Evet. Bu yavru, bu senenin yavrusu. Bunlar bizim orada şinasidirler. Burada lahor diyorlar. Lahor, evet. Ha. Bu kırlangıç, onlar sus kuşlar. Kuşumuz, kırlangıç, kırlangıç yani. Yüksek uçucu, tipler ortasında yüksek uçucu. Bunlar içinde var öyle kuşlarım. Bulgar bangosu var mesela, evet. Sıfır gaga. Ama ben çakçırlılara hasta oldum. Bu gerçekten çakçırlığı güzel yaptın. Çünkü geçen sene seni gördüğümde bir çift aldın dedim bana illa usta bunları üreteceğim. Şimdi yaklaşık bir 10 çift kadar yaptın. Oldu. Çok güzel yaptın onları. İşte güzel. Ama yavrular bu sene sıcaktan hasta oluyor. Bak düşünüyor işte. Onu. Biz onu zaten mesela kuşçu camiasına anlatıyoruz yani. Kuşun düşmanı bir sıcak, iki tozlu kümes, üç havasız kümes, dört. Ya insanın imkanı iyi olsa da her gün kümesini açık tutsa o zaman kuşun sağlığı... Daha doğrusu hırsızdan dolayı her tarafını kümesi açamıyoruz. Ha. Bütün sıkıntı o. İnsanoğlu, buradan hırsızlara sesleniyorum. Bu milletin ahını alıyorsunuz, ahını. Sizin yüzünüzden kuşlar hasta oluyor. Çünkü açamıyoruz kümesini. Açamıyor. Bu hayvanlar da nefes alamıyor. Şimdi benim 70 tane kümesi çaldım. Bunların 70 nefes tane... boruları tıkanıyor. Bunları açacaksın, banyo yapacak. Banyodan sonra yatacak, tüyleri yenilenecek. Fosforunu alacak ki kuş sağlıklı olsun. Ama bütün gün kümeste kapalı dur. En sonunda hasta oluyor işte. Kesinlikle. Biraz da antibiyotik yükledir mi bu sefer de böbrekleri bitiyor. Böbrek bitiyor. Tabii aynı. Kapalı da durdu mu ciğerler de ciğerler bitiyor. Gidiyor. Ne ondan sonra yaz çık işin içinden. Evet sevgili de saygıdeğer arkadaşlar. Öncelikle Mehmet abimize bizi kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Eski bir dostum. Hoş geldiniz. Aradık kendisini, davet etti. Çok teşekkür ediyorum. File konusunu çünkü biz bilmeyiz. En kral kuşu verse bakıcı yaparız onu, harcarız. Çünkü malı bilen bilir kıymetini. Evet, malı değerinden biz anladım. Bilmeyiz. Mehmet abiye bu konuda teşekkür ediyorum. Şunu da eklemek istiyorum. 70 adet çift tepe alam çalındı. Yüreğim yanmıştır ama çalana da söylüyorum hakkım helal olsun. Yapmayın bu işleri. Bak sizin yüzünüzden pencereleri açamıyorlar. Kuşlar havasız kalıyor. Uç solunum yolu rahatsızlığıyla başlayan, böbrek çökmesiyle devam eden birçok hastalığa kuşlar açık kalıyor. Bir zati hırsızların yüzünden. Kimse kimsenin malını çalmasa zaten kapısına kilit vurmaz. Ya zaten bunlar çoğalırsa biz paylaşıyoruz. Ona buna da veriyoruz. Başkaları kesinlikle zaman veririz. Mecbur çoğalırsa. Yani hırsızlık kötü. Hepimize darbeyi vuruyor yani. Evet. Mehmet ustam çok teşekkür ederim. İnşallah bir daha mezatlar açıldığı zaman görüşmek üzere dostum. 9. ayda. Allah'a emanet olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağ olun, var olun.